Yapmış ekranlarından yeni nesil yayıncılığın adresinden Maksat Yarışmak programından herkese merhabalar sevgili seyirciler. Ben Bahar Özmen, ekip arkadaşlarımla birlikte bugün Bakırköy'de bir alışveriş merkezine geldik. Nostaljik Atlı Karınca'da da açılışımızı yapmak istedik. Her zaman olduğu gibi bugün de sorularım hazır, market çekim hazır. Sizler de hazırsanız haydi başlıyoruz. Yanımda dünyalar tatlısı bir hanımefendi var. Dedi ki ben Balıkesir'den geldim. Ne dediniz sonra? Sonra da Balıkesir'e ve tüm Türkiye'ye rezil olmayayım dedim. Rezil olmayayım, bana söyleyin soruları diyor. Ay sorun dedim. Bir şey söyleyeceğim. Çok renkli bir hanımefendi var yanımda. Vallahi ben de kıştan etkilenenlerdenim artık. Simsiyah giyindim. Hanımefendiye bakıyorum cıvıl cıvıl. Sarılar, ojeler, mavi mavi takılarımız, tokalarımız, her şeyimiz yerinde. Nasılsınız? Vallahi sizi gördüm çok daha iyi oldum. Ben de sizi gördüm iyi oldum. Hanımefendi büyük bir coşkuyla, enerjiyle kamera arkasından geldi yanımıza. İzliyor musunuz efendim? Ya izliyorum. Bu aralar biraz hani geri kalmıştım ama çok gerçekten uzun vadede takipçinizdim. Çok teşekkür ederim. Takipçiniziz. Tüm aileye selamlar. Balıkesir'e selamlar diyelim. Sizi tanıyalım. Ben Mehtap Tanrıverdi. 50 yaşındayım. İnşallah diyelim. Mehtap Hanımcığım ne yapmaya geldiniz İstanbul'a? Ailem burada. Ziyaretim. Ziyarete geldim evet. Peki ne güzel. Kendileri. Kankanız da kamera arkasında. Kanka da renkli bir kanka. Sarı sarı hanımefendi de. Şimdi yarışmaya başlayacağız. Hazır mıyız? Hazırım. Evde biliyor musunuz soruları? Vallahi çoğunlukla biliyorum ama hani burada ekran karşısında bilmiyorum. Biraz çok heyecanlı oluyor burası. Biraz ama heyecanlı. Bakalım neler olacak. Şöyle seçin. Öndeki kart geldi Recep'ciğim. İlk sorum şudur size. Peynir, salam, sosis, sucuk gibi hazır yiyeceklerin satıldığı dükkana ne ad verilir? Şarküteri. Şarküteri. Doğru cevap geliyor. Alkışlar. Şarküteri ürünlerini sever misiniz? Yani peyniri severim. Salam, sucuk, sosis yok. Ay vallahi bir şey bulmuyorum. Sağlıklı. Çıkardım. İyi yapmışsınız efendim. Sağlıklı olmadığı söyleniyor ama ne yalan söyleyeyim. Ben özellikle kış aylarında bayılıyorum. Benim çocuklarım da seviyorlar. Seviyorlar. Yapacak bir şey yok galiba ama. Biraz indirmeye çalıştım. Evet, kesinlikle olursa. Öyle azaltmak lazım. Evet. Zaten benim maksimum haftada birdir. Yani ya, bir gündür. Biraz ödül sadece evet, değil mi? Bir ödül günü değil mi? Olsun o kadar Recep'ciğim. Sen diyete devam ediyor musun Recep? Ediyorum diyor. Peki bakalım. Böyle dediğine bakmayın, yiyor arada. Peki ikinci soruya geçiyorum, o da şudur. Tamamlanmamış cümlelerin sonuna yan yana konulan noktalama işaretinin adı nedir? Tamamlanmamış bir cümlenin sonuna. Tamam. Hangi noktalama işareti konur? 2 nokta, 3 nokta filan. 3 nokta doğru cevap geliyor alkışlar. Hanımefendi nokta, 2 nokta, 3 nokta sırayla saymaya başladık. Peki 3 nokta doğruydu. Ve son soruya geçeceğim. Hızlı hızlı yarıştık. Ailenizin İstanbul'da olduğunu söylediniz. Siz Balıkesir'de ne yapıyorsunuz peki? Ben Balıkesir'de yaşıyorum. Balıkesir'e gittiniz, oraya yerleştiniz. 99'dan beri Balıkesir'deyim ben. Aynen. Balıkesir nasıl bir yer? Balıkesir çok sıcak, güzel, yaşanılması kolay. Körfez'e çok yakın zaten. Bir saat sonra Körfez'desiniz. Yani emekli çek gibi. Evet, havası güzel, suyu güzel. İşte hayvanlarının da lezzeti bir başka, onu biliyorum. Aynen öyle. Peyniri ünlü, zeytin ünlü, zeytinyağı ünlü. Yağlar yağlar, peynir ünlü. Peki efendim, bakalım son soru nereden geliyor? Müzikle aramız nasıl? Ya çok severim. Yani müzik evrenseldir zaten. Yani kulağıma gelen her türlü müziği dinlerim. Yabancı olsun, yerli olsun. Peki en sevdiğiniz yerli sanatçı kim? En sevdiğim yerli sanatçı. Hani çok ayrım yapamayacağım aslında. Hani çok kapsamlı dinlediğim için. En sevdiğiniz kim? En sevdiğim Ahmet Kaya. Ahmet Kaya hakikaten şarkıları da muazzam. Artık sürekli cover da diyorlar ya, yeniden yorumluyorlar o şarkıları. Peki son sorum şu. Santur nedir? Ay inanın. Müzikle alakalı bir şey. Santur. Biliyor musun Hacı? Biraz tiyo. Çok büyük bir tüyo verdim. Müzikle alakalı ne olabilir? Müzikle alakalı. Yani enstrüman değil. Ne deriz biz ona? Müzik nesi deriz? Müzik. Enstrümanı kabul ediyorum. Müzik aleti değil dedi hanımefendi. Müzik aletiydi efendim. Geliyor alkışlar. 3'te 3 yapıyoruz. Nasıl geçti yarışma? Çok güzeldi. Teşekkür ederim. Şaka gibi kendimi rüyada hissediyorum gerçekten. Vallahi. İyi ki tanıştık. İyi ki yarıştınız. Ne diyorsunuz bizim için? Ne diyoruz? Maksat.
Maksat yarışmak olsun. Teşekkür ediyorum. Buraya bekliyoruz. Sağ olun, hoşça kalın. Görüşmek üzere. Evet efendim, tatlı mı tatlı bir hanımefendiyle daha yarışmaya devam ediyorum. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Ne yapmaya geldin alışveriş merkezine? Ayakkabı almaya geldim. Ayakkabı bulabildin mi istediğin gibi? Şu an bulamadım, bakıyorum da. Bulamadım. Modeli mi bulamadın, aradığın rakamlarda mı bulamadın? İkisi de. Her ikisi de, değil mi? Hem önemli olan bence uygun, kaliteli ve istediğimizi bulmak sevgili seyirciler. Yılmadan hanımlar olarak istediğimizi aramaya devam ediyoruz. Nasıl bir model baktın? Ya çizme bakıyorum, uzun bir çizme. Pantolonda falan da olabilecek şekilde ama bulamadım pek. Peki böyle bol mu, yapışan mı bacağı? Yapışan biraz. Peki o zaman kamera kapansın, sana söyleyeceğim, ben bir yerde gördüm çünkü. Tamam. Peki yarışacağız ama öncesinde seni tanıyalım. Kader Avcı, ben 25 yaşındayım, hemşirelik yapıyorum Edirne'de. Edirne'den mi geldin Kader? Ben arkadaşımın yanına geldim buraya. Ne güzel, ne mutlu. Arkadaş ziyaretleri hiç bitmesin. Arkadaşın da bak destekliyor şu an kamera arkasında seni. Ne kadar gelmese de buraya. Gelmiyor mu Edirne'ye? Yok, geliyor da kameranın yanına. Kameranın yanına seni yalnız bıraktı. Kaç yıllık bir arkadaşlık? 6-7. Seneye giriyor. Aa, ne güzel, ne güzel. Sen de gidiyorsundur umarım Edirne'ye. Gidiyorum, gidiyorum diyor. Peki bakalım, hemşire hanımla yarışıyoruz. Seç kartını. Şu karttan geldi şöyle. İlk sorum şu. Genellikle zenginlikle özdeşleştirilen, geniş bir alana kurulmuş, büyük ve gösterişli evlere ne denir? Böyle kocaman büyük gösterişli evlere ne deriz? Yalı mı? Değil. Deniz kenarında değil. Villa mı? Değil. Böyle kocaman Manisa'nın M'siyle başlıyor. Malikane mi? Malikane, doğru cevap. Geliyor alkışlar. Var mı bir malikanen? Maalesef. Benim de yok vallahi. Gönlümüz zengin bizim. Aynen, o yeter. Olsun. Peki bir şarkı vardı hatta. Olmaz olsun cüzdanımda milyonlar. Kalbimde senin oldukça. Değil mi? Zenginlik mal mülk paraya yarar diye devam ediyor. Peki bakalım. İkinci soruya geçiyorum. O da şu. Yumurta akı ve pudra şekeriyle yapılan bembeyaz küçük toplar halinde pastanelerde satılan tatlının adı nedir? Beze. Beze geliyor alkışlar, tatlılarla aran nasıl? Güzel. Sever misin bezeyi? Yemeği severim. Yemeği seviyoruz bezeleri. Benim çok sevdiğim bir şey değildir beze. Recep sen seviyor musun beze? Sevmiyorsun. Peki bakalım. Sevenler ve sevmeyenler efendim. Bakayım son sorun neredenmiş? Son sorum şu. Saat, kılıç, anahtar gibi eşyaların ucuna takılan zincire ne ad verilir? Daha çok saatle biliriz böyle. Köstek mi? Köstek doğru cevaptı. Tebrik ediyorum. 3'te 3 yaptım. Marka çekimiz geldi temadan. Nasıl geçti yarışma? Geldi. Kolay. Bildiğin yerlerden geldi. Kolay yerlerden. Peki, buradan Edirne'ye bir mesaj göndermek ister misin ailene? Edirne'de bütün aileme ve sevdiklerime selam gönderiyorum. Edirne'ye selamlar diyoruz. Hoşça kal, görüşürüz. Efendim, bir beyefendiyle devam ediyorum yarışmaya. Nasılsın? İyiyim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Seni tanıyalım lütfen. Ben Ozan Ürer. Nişanlımla bugün gezmeye geldik. Bir hava alalım dedik. İyi yaptınız. Size rastladık. Bir katılalım dedik. Geçen gün izledik televizyonda. Beğendik. Yaşasın. Bakalım bir şansımıza deneyelim dedik. İyi yapmışsınız efendim. O zaman o malum soruyu ben de sorayım mı? Düğün ne zaman? Düğün bir yıla kadar düşünüyoruz. İçinde. Hayırlı olsun diyelim efendim. Ev derleyip toparlamak kolay değil. Hem maddi hem manevi yoruyor insanı. Bence bir yıl idealde bir süre diye düşünüyorum. Evet, bu yaz nişan yapıp sonrasında yavaş yavaş hazırlıkları düşünüyoruz, planlamayı. Kolaylıklar dileyim size. Ne işle meşgulsünüz? Çalışıyor muyum? Reklamcıyım ben. Reklamcıyız. Yakın sektörlerden sayılır. Evet. Reklamlar olmasa bizler olamayız efendim. Sayenizde. Peki. Kolaylıklar dileyim. Şimdi yarışma zamanı. Nişanlınız da sosyal medyayı çekiyor, görüyorum oradan. Buyurun evet. Seçin istediğinizi. Bu olsun bakalım. Geldi aradan. Bakalım neler var. Bir konu hakkında şüpheli olduğunu ifade eden biri kafasında hangi işaret olduğunu söyler? Soru işareti. Soru işareti, doğru cevap geliyor alkışlar. Zaman zaman kafanıza o soru işaretleri takılır mı? Evet, evet. Biraz fazla her konu üstüne düşünmek yorabiliyor bazen. Ama insanın elinde değil. Kesinlikle öyle.
Zaman zaman ben gerçekten bir şeye takıyorum. İnsanın ayıbı yok yani. Evet. Sonra kuruyorum. Bir bakıyorum saatler geçmiş, uykusuzluk başlamış. Evet, evet. Stres artmış. En sonda kendimi nerede buluyorum biliyor musun? Psikologda mı? Mutfakta. Yemek yerken stres. Daha beteriymiş. Teşekkür ederim. Çok yardımcı. Ama kilonuz yok. Göstermiyor. Peki, tamam. Şu an gönlümü kazandın. İkinci soruya geçiyorum. O da şudur. Gerçi bunu daha çok kızlar bilir ama hayatında hiç seksek oynadın mı? Yani oynayanları gördüm. Kendim çok oynamasam da. O zaman bilirsin. Seksek oynarken iki ayakla basılabilen ilk kareler genellikle hangi rakamlar olur? 1 ve 3. 1, 2 olamaz. Bir düşün, taşı attık. Tamam. Sonra başlıyoruz. 3 ve 1. İki ayağını yere bastığın tamam. O ilk rakamlar ne olabilir? 1, 2, 3 değil mi? 1, 2, 3 de tek ayaktasın. Sonra tamam. Ne oluyor? 1, 2, 3 de tek ayaktayım. Zorladı bu soru. Beylerim. 5 mi? 5 ile hangisi? 1 ve 5. Hayır, 1 olmaz. 2 ayağını basıyorsun. Yani arda arda sarı olması gerekiyor otomatik olarak. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5 doğru cevap geliyor. Alkışlar. Ama beyler için zor bir soru gerçekten. Oynamayanlar için ben hemen canlandırdım. Oynadım yani sekseyi de özlemişim. Değişik bir şekilde bilgi edinmiş oldum. Peki sokakta sen en çok ne oynardın küçükken? Yani sokak pek... Sokağa çıkmadın mı yani, küçükken? Çok oynamadım oyun açıkçası. Neden? Neden oynadın? Sen evde o zaman senin zamanında da teknoloji var mıydı o kadar? Yani aslında vardı diyebilirim. 23 yaşındayım ama... Peki sen yetişmişsin o zaman diyelim ucundan kıyısından. Son soru zamanı, o da şudur. Yabancı dili orta seviyede olan, kendini ifade etmekte zorlanan kişilerin klişe sözü nedir? Tarzanca. Yok. Derler ki bir şey yapıyorum ama bir şey yapamıyorum. Anlıyorum ama konuşamıyorum. Doğru cevaptı geliyor alkışlar. Nasıl İngilizcen? İyi. Peki anlayıp konuşamayanlardan mısın yoksa kendini rahat ifade ediyor musun? Yani mütevazi olayım ama... Olma bu konuda. Herkes zaten konuşamıyorum diyor. Yani orta seviyede diyeyim ben de. Peki. Tebrik ediyorum. Market çekim geliyor. Bugün Sema'cığım market çeklerini yetiştiremiyor bize Recep. Tebrik ederim. Nasıl geçti ederim. Yarışma? Evdeki gibi miymiş? Yani biraz daha heyecan söz konusu. Evde olsam belki bunları daha düşünerek hızlıca... Rahat rahat. Evet. Biraz da kızardın. Seni daha fazla yormuyorum. Nişanlının yanına uğurluyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sevkan Bey yanımda. Daha önce Sevkan diye bir isim duydun mu Recep? Duymadım ben de. Ne demek Sevkan? Sevkan tuttuğunu koparan demek. Öyle misin de? Ben de birinde duydum. Arkadaşımın annesinin ismiydi. Yanımda bağırdı annesine. Benim niye yanındayım, niye bağırıyorsun? Bir tek orada durmuştum. Gerçekten enteresan bir isim. Ne demek Sevkan? Tuttuğunu koparan demek. Öyle misin? Bir daha sorayım. Biraz daha zaman geçmesi lazım onu anlamam için. Aa, peki henüz anlayamadım tam diyor. Enerjik birisin ama öyle hissediyorum. Enerji var kıpır kıpır böyle. Böyle kamera önünde değil mi? Enerjik olunca evet. Daha iyi yansın. Enerjiniz çok iyi. Ne güzel, kameralara da oynamaya başladık Recep'cim. Kamera önünde böyle daha iyi oluyor diyor beyefendi. Sizi tanıyalım. Ne işle meşgulsünüz? Okuyor musunuz? Çalışıyor musunuz? Tabii. Sevkan Çelik. İsmim Sevkan. Okul bitti benim. Bilgisayar okudum. Oyunculuk yapıyorum. Boş zamanlarımda bilgisayarla haşır. Demek ses tonumuz oyunculuktan. Peki bakalım. İleride inşallah istediğin yerlere gelirsin. Seni de görürüz. Hatta ben de derim ki bu çocukla ben yarışmıştım bu çocukla. Umarım. Peki. Genel kültürüne güvenir misin? Yani böyle şeyden korkuyorum. Çok basit bir soruyu bilememekten korkuyorum. Korkma. Orta düzey diyebiliriz. Yani peki. Genel. Korkma. Kim zaman heyecan da çünkü unutturabiliyor. Bir de derler ki bizde korkunun ecele faydası. Merak etme, ben yanındayım Sevkan. Seç istediğin tamam. Kartı. Gelsin. Şunu aldım. Şöyle çıkardım. Şunu aldık. İlk sorum şudur. Askerlikte eğitim alanına ne ad verilir? İçtima. Değil. Askerlikte. T ile başlıyor. T ile başlıyor. T'nin önü. Aa. Ne? İşte böyle bir soru işte. Bundan korkuyordum. Bundan korktuğumuz başımıza geldi. Eyvah. İçtimaya çıkarlar. Alanın adı da askeriyedir. Ama oraya bir şey diyorlar. Trabzon'un T'siyle başlıyor. Ne alanı? T
Tönünönü. Tönünönü. Tabur değil. Değil, değil. Ta hanımefendi kopyacı var Recep yanımızda bak. Değil. Saymadım onu zaten. Ta nönünü. Ya sen biliyor musun? Dönüp sormaya başladı. Hilal sen biliyor musun? Kızcağız nereden bilsin sen bilmiyorsan. Ben de gitmedim. Tamam. Ta... Tal... 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 Talim alanı. Talim ne deriz oraya? Talimhane. Talimhane doğru cevap. Nihayet geliyor alkışlar. Peki ilk soruda biraz zorlandı. Böyle oldu bir talimhane. Heyecan. Heyecan böyle bir şey. Aslında heyecandan da değil de talimhane... Evet evet talimhane. Evet evet talimhane tamam kabul ediyoruz. Tamam. Peki ikinci soruya geçiyoruz. Tabii. İçinde her türlü donanım bulunan lüks, uzun ve geniş otomobil türünün adı nedir? Limuzin. Limuzin doğru cevap geliyor arkadaşlar. Hiç limuzin gördün mü yakına? Gördüm, gördüm. Ben neden görmedim Recep? Sen gördün mü? Evet, nadir denk geliyor doğru, doğru. Gerçekten böyle hep ben yabancı kanallarda görürdüm böyle içleri ve acayip lüks. Aslında bizim devlet adamlarımızda da var. Orada denk gelmedin zaten. Ben hiç denk gelmedim. Bakacağım valla. Daha dikkatli bakacağım etrafa. Peki son soru zamanı. Bak ikinci soruda hızlandık. Bakalım son soruda ne olacak? Yay biçiminde yol izlemek anlamındaki deyim ne çizmek olarak ifade edilir? Yay biçiminde yol izlemek. Peki yürüyerek mi, araçla mı? Yok yok. Bu deyim yani ne çizmek olarak ifade edilir? Yan çizmek ama başka bir anlamda. Değil. Bir şey çizmek oluyor da ama yay biçiminde yani şöyle gibi. U. Hayır U değil. Özellikle hanımlar böyle kaşlarını da öyle şey çatar. Yaparlar. Ne? Çatar. Çatmak da değil. Ne olabilir kaşları başka? Keman. Değil. K ile başlıyor ama. Bir şey çizmek. Aa. Yay biçiminde yol izlemek ke... Yol izlemek derken bir deyim. Sonuca giderken... Bak tekrar okuyorum soruyu. Yay biçiminde yol izlemek anlamındaki deyim ne çizmek olarak ifade edilir? Beynim durdu. Durduk burada. Söyleyeyim mi doğru cevabı? Söyleyin yok bilemeyeceğim. Kavis çizmek olacaktı. Çizmek. Deyimin anlamı nedir? Ona bakarız. Ona bakarsın. Seni uğurluyorum. Kendine çok iyi bak. Maksat yarışmak olsun. Maksat yarışmaktı. Görüşürüz. Genç bir arkadaşımla yarışmaya devam ediyorum. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Seni tanıyalım. Ege Özkaya. 18 yaşındayım. Okuyorum. Okuyorsun. Allah kolaylık versin Ege. Öğrenciyiz yani. Geçinmeye çalışıyoruz. Geçinmeye çalışıyoruz. Yani ailenle değil misin? Ailemleyim ama yani... Yine de öğrencilik masrafları evet. Öğrencinin her zaman her şeye ihtiyacı oluyor. Bu bana bir mesaj mı Ege? Gibi evet. Market çeki ihtiyacımız var. Böyle bir mesajımız var. Peki üniversiteye mi hazırlanıyorsun? Üniversiteye hazırlanıyorum evet. Hangi bölümü istiyorsun? Var mı hedef? Reklamcılık istiyorum. Kolaylıklar dileyim. Çalışıyor musun? Çalışıyorum, hazırlanıyorum. Süper. Çünkü çalışmazsak olmaz. Tabii. Peki bakalım bir de evdekiler de izleyecek. Çok çalışıyorum falan öyle şeyler de bence. Evet bence de. Tabii bence de diyor. Kartlarım var elimde Ege'cim. Ben senin yanındayım. Öğrenci arkadaşlarım her zaman yanında olduğum gibi. Seç istediğini. En baştakini alıyorum. Hadi en baştakini seçtik. Şöyle bakalım neler varmış sorularında. Eskiden çocukların çomakla çeliğe vurarak oynadıkları oyunun adı nedir? Çomakla çeliğe. Evet. Çanak çömlek, hayır, çelik çomak, çelik çomak. Çelik çomak doğacak. Çanak çömlek değil, çelik çomak olacaktı. Hiç oynadın mı sokakta? Oynadım, tabii oynadım. Bir oynadım diyor. Oynuyorduk. Peki sokakta başka ne oyunlar oynardın arkadaşlarınla? Top oynuyordum ben, hep futbol oynuyordum. Paso, hep futbol. Paso futbol. Pozisyonun neydi? Stoper. Stoper. Peki hangi takımısın? Fenerbahçeliyim. Nasıl buluyorsun bu sezon Fenerbahçe'yi? Şampiyon olacağız abla, kesin güveniyorum. Peki güveniyoruz, bakalım neler olacak diyor. İkinci soruya geçeyim, ben de sana güveniyorum. Şarkılarla aran nasıl? Güzel, çok dinlerim. Peki, süper. Hatta bu bir takımla özdeşleşen de bir şarkı. Bizimkisi bir aşk hikayesi, siyah beyaz film gibi biraz. Evet, Beşiktaş'la özdeşleşiyor ama ben onu sormuyorum sana. Dizelerinin yer aldığı şarkı kime aittir? Bizimkisi bir aşk hikayesi. Reyhan da adam ya. Kayahan. Kayahan doğru cevap efendim. Büyük usta Kayahan, Allah rahmet eylesin diyelim bir kez daha huzur içinde uyusun. Çok güzel şarkıları var. Hakikaten dinler misin Recep? Tabii ki diyor. En sevdiğin Kayahan şarkısı? Bu çok yalancısın Recep, aklına gelmiyor, uyduruveriyor.
senin sevdiğin bir, özellikle sevdiğin bir Kayahan şarkısı var mıdır? Bu. Bu, peki senin de o. Recep'le aynı taraftasınız. Peki, son sorum da şudur Sena. Jorjet ve şifon neyin türlerine verilen bir isimdir? Jorjet ve şifon. Şifon, şifondan daha rahat çıkarabilirsin. Deriz ki saten olsun, yok şurası kumaş, şifon. Kumaş. Kumaş. Kumaş doğru cevap geliyor, alkışlar. 3'te 3 yapıyoruz. Market çekimde geliyor. Nasıl geçti yarışma? Güzel geçti, eğlenceli geçti. Kendime güveniyordum. Severek izliyoruz, devam edeceğiz izlemeye. Teşekkürler. İnandım, başardım diyor. Al market çekini, gönder selamı. Buradan Kurtköy tayfaya selam söylüyorum. Hepinizi öpüyorum. Öpücüklerle uğurluyoruz seni. Hoşça kal. Yarışmaya devam ediyoruz efendim. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkürler. Ne yapmaya geldik bugün alışveriş merkezine? Normal gezmek, alışveriş yapmak. Ne alışverişi yapacağız? Tişört falan, tişört, pantolon. Bitmiyor değil mi hanımların alışverişi? Evet, indirim var, bitmiyor. Peki indirimi de kaçırmıyorsunuz. İhtiyacınızsa ne güzel ne mutlu, ama değilse bence alırken bir kez daha düşünün diyeyim. Doğru. Çünkü artık her şey ateş pahası olmuş durumda. Onu da söyleyeyim. Yarışacağız şimdi. Sizi tanıyalım. İsminiz nedir? İlayda Çelenk. İlayda Hanımcığım, okuyor musunuz? Çalışıyor musunuz? Son sınıf öğrencisiyim Marmara Üniversitesi'nde. Ne okuyorsunuz? Fransızca öğretmenliği. Uhu, Fransızca. Bir şey soracağım. Fransızca maksat yarışmak ne demek? Yani çevirebiliyor muyuz ya da? Yani buna benzer bir şey diyebiliriz. Ona ici pour le concours. Bir daha söyler misiniz? On est là pour le concours. On est là pour le concours. Pour le concours. Pour le concours. Yarışmak için buradayız gibi bir şey. Aa, yaşasın. Yarışmak için buradayız diyor hanımefendi. Zor bir dil değil mi? Zor. Ama ben severek girdim, o yüzden pek zor gibi gelmiyor. Ne güzel. Fransızcayla ne zaman tanıştınız peki ilk? Lise sona doğru sevmeye başladım filmlerden dolayı. Ay ne güzel valla, harikulade. Gerçekten zor bir dil olduğunu biliyorum, ama şunu da biliyorum. Fransızcayı öğrenenler de başka dil ailelerinde aynı. Diline bağlı olan İtalyanca, İspanyolca gibi. Kolay öğreniyorlar. Kolay, benziyor bazı kelimeler. Peki kaç dil var sizde sosyalde? İngilizce, Fransızca, biraz da İspanyolca var. Tebrik ederim. İnşallah ilerleyen yıllarda daha da geliştirirsiniz dillerinizi. Bir dil bir insan diyoruz. Hadi çok sohbet ettim. Buyurun seçin istediğiniz kartı. Oradaki sorularım gelsin. Hop, geldi aradan bir kart. İlk sorum şu. Sonunda hiçbir şey kazandırmayan olaylar sonrasında söylenen ve sıfıra sıfır diye başlayan cümle nasıl devam eder? Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Evet efendim, geliyor alkışlar kocaman. Kullanır mısınız bu cümleyi? Kullanmam. Ben direkt elde var sıfır kısmını kullanırım. Ben zaman zaman kullanıyorum. Peki bakalım. İkinci soruya geçeceğim. O da şudur. Küçük ve sevimli anlamına gelen kediler için sıkça kullanılan söz nedir? Sadece kediler için değil artık. Biz hanımlar özellikle arkadaşlarımız için de kullanıyoruz. Kelime mi? Evet, diyoruz ki biz böyle. Minyon falan mı? Mi. Minnak. Minnak da değil, ona mi ile başlayan yine. Minnoş. Minnoş diyoruz, geliyor alkışlar. Minnoş dediğiniz kimseler var mı? Minnoş yok. Minnak mı var? Minyok, minyon kullanıyorum daha çok. Minyon, minyon da benim köpeğimin adı. Minyon, minnak. Hanımlar seviyor böyle isimler türetmeyi galiba. Benim de bir telefon rehberime bir bakan olsa bunlar kim der. Çok komik şeyler var. Peki, son soruya geçerken şunu da sorayım. Nerelisiniz? İstanbulluyum. İstanbul'un neresinde? Bakırköy. Yedigöbek mi? Yedigöbek değil, yani çok karışık oraları da. Yani uzun zamandır Bakırköy'de oturuyoruz. Peki aile nereye gidiyor Yedigöbek baktığınızda? Annem Çanakkale'li, babam tarafı Adıyaman, Türkmen göçmeni ama Almanya'da var falan. Bayağı. Çok karışık o yüzden. Ben Çanakkale'ye çok gittiğim için Çanakkale'liyim diyorum İstanbul dışında. Peki, peki. Son sorum şu, Çanakkale'ye selamlarımızı iletelim bu arada. Disney'in dünyaca ünlü film karakterlerinden biri olan Goofy hangi hayvandır? Goofy, köpek. Köpek doğru cevaptı. 3'te 3 yaptık. Sizin için epey kolay geçti yarışma. Hızlı hızlı da yarıştık. Evet. Şunu da sorayım. Bugün dışarı çıkarken hiçbir yarışmaya katılacağınız yok, aklınıza gelir mi? Yok, normalde gerilirim zaten bu tarz şeylerden, ama sizden iyi bir enerji aldım. Teşekkürler. Arkadaştan da öyle. Ben de sizden o enerjiyi aldım. Maksat yarışmaktı. Nihayetinde kazanıyoruz. Şöyle takdim edeyim. Kendinize çok iyi bakın. Bizim için bir maksat yarışmak olsun der misiniz? Maksat yarışmak olsun. Ne güzel, herkes rengarenk.
fuşya renk giymiş. Siyah olsa da içimizden şöyle bir fuşya mı oluyor? Fuşya rengi değil mi? Fuşya rengi doğru. Çok da yakışmış. Nasılsınız? Çok teşekkür, çok memnun oldum sizi gördüğüme. Oğlum da seyrediyoruz sizin yarışmanızı. Ben de bir işim vardı, girdim, sizi görünce gidemedim. Ah, iyi yaptınız. Ne güzel. Tanışacağız, yarışacağız. Sizi tanıyalım önce, başlayalım. Benim ismim Handan Uncu Ito. Emekli öğretmenim. Öğretmenimle yarışacağız. Handan Hanımcığım, kaç yıl öğretmenlik yaptınız? Ben fazla yapmadım. Sonradan öğretmen olanlar. Sonradan öğretmen oldunuz. Olsun. Kaç yıl yaptınız yine? 3 yıl. 3 yıl. Nasıldı öğretmenlik? Çok güzel tabii ki. Yani benim manevi hazzı. Bir olmak her zaman çok güzel. Çok başkadır. Peki öğretmenlikten önce başka bir işle meşgul müydünüz? Tabii, ben işletme okudum, Marmara İşletme. Onunla ilgili farklı işler yaptım. Sonra ilahiyat okudum, öğretmenlik yaptım. Evet. Peki öğretmenimle yarışacağız. İnşallah Handan Hanımcığım böyle bildiğiniz, İnşallah. Sevdiğiniz yerden gelir sorularım. Aa. Buyurun seçin istediğiniz kartı. Geldi kartımız. İlk sorum şu. Eve ve insana alışmış hayvanlar için kullanılan sıfat nedir? Biz onlara... Evcil. Evcil, doğru cevap geliyor. Alkışlar kocaman. Var mı evcil hayvanımız? Valla bu arada istiyoruz, şimdi tatilde bugün başladı. Yani uzun zamandır düşünüyoruz, karar verip alacağız inşallah. Yani bir yerden, daha doğrusu almak değil de hani sahiplenme şekli. Efendim almayalım pet shoplardan. Sahiplenelim. Hakikaten barınaklarda cins, eğer ille de cins olsun istiyorsanız kediniz, köpeğiniz. Cins hayvanlar da mevcut. Hakikaten çok üzülüyorum. Özellikle geçen gün bir yazı okumuştum Recep'ciğim. Yazın alınan hayvanlar, çocuklara bir karne hediyesi gibi yazın hayvanlar alınıyor. Yazlıklarda bakılıyor. Yaz bitince hayvanlar yazlıklara, sokaklara bırakılıyor. İçim acıyor. Gerçekten yaz kış demeden hayvanlara yardımcı olmamız lazım diyeyim. Siz ne düşünüyorsunuz peki? Kedi olabilir, kedi. Kedi. Ha. Kedi düşüncemiz, kedi inşallah. Şöyle güzel tatlı bir kedi ailenize ayak uydurabilecek bulursunuz diyeyim efendim. Ve geçeyim ikinci soruya. İş insanlarında maaşın iyi olduğunu ifade etmek için hangi kelime kullanılır? Hemen sorumu düzeltiyorum. İş ilanlarında maaşın iyi olduğunu belirtmek için ne derler? Yani yüksek ücretli. Bir şey daha derler. Böyle D harfiyle başlıyor. Maaşı bir şey. Maaşı doyurucu. Değil. Dolgun. Dolgun, doğru cevap geliyor. Alkışlar. Olsun efendim. Geç olsun, güç olmasın diyelim. Bu arada oğlumla izliyorum dediniz. Evet. Oğlunuzun adı nedir? Kerem ismi. Kerem. Kerem kaç yaşında? 18 yaş. Büyükmüş. Ben küçük sandım. Kerem'e de sevgiler diyelim burada. Teşekkür ederim. Sağ olun. Peki ona da sürpriz olacak şimdi. O sürpriz olacak. Bakalım Kerem için yarışıyor hanımefendi. Son soru. Sadece bir bölgede yetişen bitki türleri nasıl adlandırılır? Sadece bir bölgede yetişen. Riski biz onlara E ile başlıyor. Edirne'nin E'si. Sadece o bölgeye özgü. Evet. Sadece bir bölgede yetişen bitkilere biz deriz ki en... Ender. Değil, en... En... O bitki... Biliyorsun, tamam Recep. Recep de bana fısıldıyor oradan. Tamam o, evet. O bölgeye yönelik o. Evet. Sadece bir bölgede yetişen bitki türleri nasıl adlandırılır diye soruyorum. En 5. Geri sayıyorum üzülerek. 4. 3. 2. Ender değil. 1. Üzülerek söylüyorum. Endemik olacak. Bilmiyordum zaten. Duymuşum ama şu anda aklı yani. Olsun, maksat yarışmaktı. Maksat yarışmak olsun. Çok kattınız. Hoşçakalın efendim. Görüşmek üzere diyorum. Hanımefendiyi uğurluyorum. Yeni yarışmacılarım geliyor. Hanımefendiye gözler lens mi demek istiyorum? Lens mi? Değil. Muazzam bir göz rengi var hanımefendinin. Gerçekten teşbihte hata olmaz. Sibirya kurtlarının böyle açık mavidir ya. Aynen öyle, ne güzel. Vallahi Allah özene bözene boş bir vaktinde yaratmış, öyle derler. Saçları da örmüşüz yandan yandan. Evet. Renkli, eğlenceli bir kişiliğiz sanırsam. Evet, öyleyim birazcık. İsim nedir? Neslihan benim ismim. Neslihan Hanımcığım,
Burada bir ufaklık mı var yoksa Neslihan Hanım? Evet. Belli mi cinsiyet? Erkek. Allah sağlıkla saatle kucağınıza almayı nasip etsin diyeyim. Peki isim belli mi, düşünüyor musunuz? Anka. Anka. Ne güzel, değişik de bir isim valla. Şunu sorayım, bugün ne yapmaya geldiniz buraya? Spontan bir gelişme oldu benim için. Yani dolaşıyordum. Sonra yarışmaya mı karar verdik? Evet, tesadüf oldu. Peki ne güzel, ne mutlu. İnşallah sorularımızı da bilirsiniz. Anka'nın ihtiyaçları için küçük bir bizim de çorbada tuzumuz olmuş olur diyeyim. Buyurun, seçin istediğiniz kartı. Hop, ortadan geldi. İlk sorum şu. Çok lezzetli yemeklerin tadının nerede kaldığı söylenir. Ay, o kadar lezzetliydi ki tadı damağımda. Damağımda kaldı deriz. Geliyor alkışlar. Bir şey söyleyeceğim. Hamilelikte aşerme oldu mu hiç sizde? Zaman zaman. Oluyor mu? Oluyor. Ne aşerdiniz? Vallahi ilk olarak kestane. Kestane kış mevsiminin olmazsa olmazı. Peki beyefendi rahatlıkla bulabildi mi? Ya da siz... Bulduk, çok şükür. Zor şeyler. Tutup da kış ayında şeftali çekmemiş canım. İyi peki. Ne güzel. Küçüğün canı çekiyor Recep. İnşallah sizin de darısı başında olur diyeyim. İnşallah sizin de bir gün olur. Çocuk isterseniz tabii ki. İkinci sorum şudur. Suyun üzerine serpilen boyaya şekiller verilerek yapılan motifli boyama yöntemine ne adı verilir? Geleneksel de bir sanatımızdır bizim. Böyle suya boyayla şekiller yaparlar. Evet, biliyorum da. E harfiyle başlıyor. Ay, o da aklıma gelmedi. Ne sanatı o? Böyle suya boyaları yaparlar, böyle çekerler. Biliyorum. Sonra kağıdı çıkarırlar, direkt desen kağıda geçer. Bir ara ben de merak edip bir kitini almıştım Recep denemek için. Ay. E harfiyle, Edirne'nin E'siyle başlıyor. Ay, o da aklıma gelmedi ya. Yine çok sevilen de bir sanatçımızın adı aynı zamanda. Ebru. Ebru, doğuracağım. Ebru Gündeş'ten mi aklınıza geldi? Ebru Gündeş'ten mi geldi? Yok, Ebru sanat aklımdaydı da bir anda... Çıkarttık. Pek geç olsun, güç olmasın diyelim. Boş vakitlerinizde uğraşır mısınız? Hobileriniz var mıdır? Vallahi boş vakitlerimde fazla... Boş vakit ya. Uyku oluyor mu uyku çok? Uyku mu oluyordu? Yoruyor. İçerideki de hareket ettikçe peki. Peki şimdi eşinize de sürpriz olacak. Evet. Yaşasın. Küçük Bey'in ilk anısı olacak böyle anneyle. İlk televizyona çıkışı diyelim daha doğrusu. Son sorum da şudur size. Kolay bir son soru geldi. Yıldız kaydığında genellikle ne yapılır? Dilek dilenir. Dilek tutulur. Doğru cevap sevgili seyirciler. Geliyor alkışlar. 3-3 yapıyoruz. Market çekimde gelsin hemen. Hiç yıldız kaydırabildiniz mi? Eskiden çok kaydırıyordum da şimdi hiç göremiyorum. Peki, artık göremiyoruz maalesef. Şöyle takdim edeyim. Bizim için bir maksat yarışmak olsun diye. Kameraya doğru. Bizim için maksat bir yarışmak olsun. Öyle olsun. Hoşçakalın. Görüşürüz. Genç arkadaşlarımla yarışmaya devam ediyorum. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Seni tanıyalım. Semih Üstündağ. Semih, ne yapmaya geldin bugün alışveriş merkezine? Öyle oturmaya geldim arkadaşlarımla. Ne güzel. Şahane, arkadaşların da kamera arkasında. Hem biraz kikir diyorlar hem de seni destekliyorlar. Evet. Peki, kazanırsan eğer market check'ini arkadaşlarınla mı harcayacaksın? Evet. Peki, ne güzel. Evet diyor. Emin kendinden. Genel kültürüne de güveniyor musun Semih? Yani. Neden? Evde izliyor musun yarışmaları? Biliyor musun soruları? İşte tam bilemiyoruz. O yüzden işte bakalım dedi Semih de. Göreceğiz neler olacak. Okuyor musun? Çalışıyor musun? Okuyorum. Ne okuyorsun? Elektrik, elektronik, ayrıca milli sporcu. Aa, ne üzerine? Kickbox. Kickbox. Eyvah, korktum ben. Bir adım yana gidiyorum. Kolyesi var diyor Recep. Ben görmedim Recep'cim kolyeyi. Bakabilir miyiz? Boks eldivenime. Evet. Peki, şöyle bir göster avucunun içinde. İzleyicilerim de merak eder. Peki, kaç yıldır yapıyorsun kickboks? Ya 10 seneye yakın. Epey olmuş. Kaç yaşın? 8 yaşından beri falan mı? 6 yaşından beri. 6 yaşından beri vallahi. 2 senede ayrıca farklı sporlar yaptım. Peki, inşallah milli yarışmalarda da müsabakalarda da ülkemizi onurlandırırsın, gururlandırırsın diyeyim. Uzatayım kartlarımı, seç istediğini.
Seçtik. En öndeki kartı seçtik efendim. Şöyle kartlarımı kaçırıyorum. İlk sorum şu. Her şeyi detaylı olarak hatırlayan, unutmayan kişilerin hafızası hangi hayvana benzetilir? Fil olması lazım. Fil hafızası. Doğru cevap geliyor alkışlar. Fil hafızan var mı? Yani o kadar çok yok da unutuyorum bazı şeyleri. Bu ara ben de unutuyorum ama eskiden hiçbir şey unutmazdım. Tabii unutmamak kindar olmak anlamında değil. Tabii ki de. Ya B12 eksikliğinden dolayıdır. Direkt yalnız olayı şeye bağladı, vitaminler. Benimki B12 diye. Birazcık balık ya o zaman. Sen sporcusun bir de. Yani haklısınız. Peki buradan kickbox yapmak isteyenlere nasıl tavsiyelerde bulunursun? Sence kimler yapabilir bu sporu? Ya herkes yapabilir. Kilolu, hani uzun boylu, kısa boylu. Peki bir yaş şeyi var mı? Mesela ben şimdi başlamak istesem öğrenebilir miyim? Küçük yaşta başlarsanız daha iyi olur. Bu işin hani aslı küçük yaşta başlıyor. Peki ben gerçekten bu kadar küçük yaşta başlandığını da bilmiyordum kickboksa, onu da söyleyeyim. Geçeyim ikinci soruna. Spordan bir soru geliyor. Steps, 3 saniye koridoru ve smaç. Hangi sporun terimleridir? Basketbol. Basketbol doğru cevap. Geliyor alkışlar. Oynar mısın basketbol? Çok fazla değil. Sevmiyorum fazla. Sevmiyorsun. En sevdiğin spor kickbokstan sonra? Kickbox. Yok, koşu. Koşu. Peki bakalım. Son sorum da şu sana. Atatürk'ün naaşı Anıtkabir'e defnedilene kadar nerede muhafaza edilmiştir? Güzel soru. Atamızın naaşı. İyi düşün. Etnografya Müzesi. Doğru cevap. Tebrik ediyorum. Alkışlıyorum kocaman. Market çeklerim geliyor. Geldi Sema'dan bir tane daha. Şöyle takdim edeyim. Nasıl geçti yarışma? Güzeldi. Güvenmiyorum kendime pek dedin ama başardın. Tebrik ederim. Sağ olun. Bundan sonra kendine daha çok güvenmeni temenni ediyorum. Genç arkadaşıma uğurluyorum aşağı Kasem'i. Görüşürüz. Yarışmacılarım geliyor Recep. Ne kadar nostaljik şapkan, bayıldım. Teşekkür ederim. Seni tanıyalım, hoş geldin. Hoş buldum, adım Çilem. Çilem, çileli misin Çilem? Bilmiyorum. Aman çile senden uzak dursun diyelim. Kaç yaşındasın? 18. 18 yaşındayız, ne güzel. Ne yapmaya geldin bugün alışveriş merkezine? Arkadaşlarla karne çıkışı gezmeye. Gezmeler, tozmalar, bizim yerimize de gezi. Peki nasıl geldi karne, istediğin gibi miydi? Pek değil. Pek değil. Evdekiler ne yapacak? Bu duruma bozulacaklar mı? Zaten. Biliyorlardı durumu. Peki artık karne tatilinin keyfini çıkar o zaman sende. Yallah. Peki elimde şöyle kartlarım var. İstediğin bir kartı çek, seninle yarışacağız. Haydi bakalım. Gelsin kartın. Hop aradan kaptım. İlk sorum geliyor sana. Çocukların köşeleri tutup birbirlerine kaptırmamaya çalıştıkları oyuna ne ad verilir? Köşe kapmaca. Köşe kapmaca doğru cevap. Alkışla kendi çilen. İlk soruyu geride bırakıyoruz çünkü. Küçükken hangi oyunlar oynardın arkadaşlarınla? Ebelemet, saklambaç. Ebelemet, saklambaç. Aa, çocuk gelişimi mi okuyorsun? Evet. Peki ne güzel. Üniversite hazırlığı var mı? Yani biraz heyecanlıyım. Peki biraz heyecanlıyız. O yüzden bilemiyoruz neler olacak. Son sene. Gel şöyle kameraya da dön biraz. Peki. İkinci soruma geçeyim. Açık artırmayla satılan Fıstık adında bir eşeğin bulunduğu filmin adı nedir? Alacağım fıstığı, vuracağım kırbacı, vuracağım kırbacı diyordu. Türk filmlerini hatırla bakalım bir. Hiç izlemedin mi? Hayır. Aa, çok sevdiğim bir sahnedir benim üstelik. Hatırlıyorsunuz değil mi? Alacağım fıstığı. Sema biliyor musun sen? Yeni jenerasyon bilmiyor Recep. Daha çok Türk filmi izletmeliyiz. Tekrar hatırlatayım, 360 ekranında Türk filmleri var sevgili seyirciler. Büyük bir keyifle izliyoruz bize. Sizler de mutlaka takip edin. Açık artırmayla satılan Fıstık adında bir eşeğin bulunduğu filmin adı nedir? Türk filmi. Şey mi? Kemal Sunal mı oynuyor? Kemal Sunal oynamıyor. Bilmiyorum ki. Peki doğru cevap veriyorum sizlere o zaman. Öksüzler olacaktı. Muhteşem bir kadrosu vardı. Olsun, maksat yarışmaktı, renk kattı. Maksat yarışmak olsun. Hoşçakal, görüşürüz o zaman. Çok tatlı, enerjisi de yüksek bir hanımefendi var. Kızları da çağırdı etrafına. Dolaşın kızlar, yarışıyorum dedi. Sizi tanıyalım. İlknur Uzun ben.
İlknur Hanımcığım hoş geldiniz. Ne yapmaya çıktınız kızlarla bugün dışarı? Karne heyecanı sevinciyle beraber eğlenmeye çıktık. Peki ne güzel efendim. Tatil devam ediyor tabii gençler için. Evet. Harikulade. Derken onları beklerken karşılaştık. Karşılaştık. Para kazanayım da onları biraz daha gezdirip bir şeyler alayım. Market çeki alayım diyor hanımefendi. Peki birlikte harcayın inşallah kazanıp. Şunu da sorayım. Hiç bir gün böyle dışarı çıkıp bir yarışmaya katılacağınız aklınıza gelir miydi? Kesinlikle. Meşhur olmak çok istemişimdir de. Gün bugün bir gün herkes 5 saniyeliğine meşhur olacak. Ama bak kızlarıma. Hemen onlar çekindiler, arkaya doğru kaçtılar. Onlar kaçtılar. Peki, genel kültürünüze güvenir misiniz? Güvenirim. Buyurun seçin o zaman. Kartlarımda sizler için hazırlanmış sorular var. Hoppa! Karta baktı Recep'cim hanımefendi. Göremem, yakını göremiyorum. Eyvah eyvah. Bir daha çektirelim size. Benim de kartlarım düştü. Hemen şöyle döndüreyim kartlarımı. Sizinkiler açıkmış, benim bir suçum yok ki. Abi ben suçlu oldum bir de Recep. Sizin kartlar açıkmış dedi hanımefendi. Tamam, çıkardı, değil. Çevirdi. Buyurun seçin lütfen. Hadi yine aynı kart. Tamam. Hadi aldım. Tamam aldım onu aradan. Bu sefer tuttum. Tedbiri elden bırakmadım. Kızlarımın tatlılığına bakar mısınız? Şoka girmiş. Benimki şoktan. Evet, şu an bakıyorlar böyle size hakikaten. Peki kızları da en son çekeriz. İlk sorum şu. Karşısındakine inanmayan ona derdini nereye anlatmasını söyler? Sen onu benim bir şeyime anlat. İnanmıyorsam kopya yok. Bana konsantre olun. Ben size inanmıyorum bir söylediğinize. Diyorum ki sen onu benim bir şeyime anlat. Neyimi anlat benim? Neyle anlatayım? Ne deriz öyle? Sen onu benim... Bir şey mi anlat deriz. Kızlara döndük eyvah eyvah kopya. Ne? Bakayım. Bak. Silahımı anlat. Sen onu benim silahımı anlat deriz. Geliyor alkışlar. İlk soruyu kızların da biraz yardımıyla. Geride bırakıyoruz efendim. Bir yandan da gözü kızlarda hanım. Peki ikinci soruya geçiyorum. O da şudur. Küçük deniz kızı masalının kahramanı olan deniz kızının dönüşmek istediği şey nedir? O insan. İnsan doğru cevap geliyor. Alkışlar kocaman. İkinci soruyu da geride bırakıyoruz. Çalışıyor musunuz efendim? Hayır, emekliyim. Peki ne emeklisiyiz? Memur emeklisiyim. Memur emeklisiyiz. Kaç yılımız geçti? 20 küsür senem geçti. 24 senede emekli oldum. İnşallah efendim. Peki memurken neyle uğraşıyordunuz? Asistanım. Asistan. Kolay gelsin efendim. Şimdi ne güzel kızlarla cıvıl cıvıl iç içesiniz. Şimdi 14 yaş grubuyla mutluyum. Şahane. Emeklilik günleri nasıl geçiyor peki? Keyifli çok mi? Çok keyifli. Bence herkesin keşke bu şeyi tadabilseler artık. Benim gibi erken olabilseler. Keşke efendim. Şunu sorayım, var mı hobileriniz, boş zamanlarınızda yaptığınız şeyler? Yani tabii ki var. Onların en keyifli noktalarım var. Resim yapmayı çok seviyorum. Şahane, yağlı boya mı yoksa? Yok, direkt kendimce uğraştığım bir şeyim var. Kara kalem çalışması değil. Şahane. Ondan sonra ama hani onlarla çok böyle uç noktalara gitmiyorum tabii. Kendimce mutluyum onunla. Kendi kendine çiziyoruz. Evet. Peki ne güzel efendim. Son sorum da şudur size. Bir dönem Server Bedi Takma ismiyle öyküler yayınlayan Türk Edebiyatı'nın değerli yazarı kimdir? Oo, Server Bedi. Kim olabilir? Genelde bu soru böyle bulmacalarda da sorulur. Aslında zaman zaman karşılaştığımız sorulardan bir tanesi diyeyim kesinlikle, hepimiz için. Paris'in P'si ile başlıyor. Güpledik kızlar. Eyvah. Bir dakika. Ne yaptınız? Güpledik. Güpledik. İlk defa duyuyorum. Güpledik. Gümledik. Peki. H harfiyle başla dedim. Ne olabilir? İnanın bilmiyorum. O zaman söylüyorum doğru cevabı efendim. Maksat yarışmaktı. Kesinlikle. Peyami Safa olacaktı. Evet, kesinlikle. Olsun. İyi ki tanıştık, yarıştık. Ben de sizlerle. Hoşçakalın. Kızlarımla bana güzel bir anı bıraktınız. Teşekkürler. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hediye çekine de öyle geldi vallahi yarışmaya. Evet. Peki. Sonucunu öğrenmeden katılmak istemedim yani. İyi yaptın. Market çekimi sizin oluyor. Eğer 3 soruya da doğru cevabı verirseniz. İnşallah. İlk sorum kolay. İkincisi orta. Üçüncüsü bir parça zor olacak. Kartı da sana seçtireceğim. Ama öncesinde bir seni tanıyalım. Adım Yusuf, soyadım Söğer. Şu an üniversite yazılanıyorum.
Ne istiyorsun üniversitede? Hukuk fakültesi istiyorum şu an. Peki var mı kafamızda? Avukat mı olacağız, savcı mı olacağız? Bir planımız var mı? Yani savcı olmayı düşünüyorum ilerleyen. Peki bakalım, inşallah olursun. Umarım çokça da çalışıyorsundur sınava. Çünkü çalışmadan olmuyor maalesef. Evet çalışıyorum. Annemlere söylüyorum, evet çalışıyorum. Çünkü başka bir yolla olmuyor. Yani çalışmak gerekiyor gerçekten. Bizi... Kesinlikle çalışmak kurtarır. Ülkede yani. Evet, hepimizi çalışmak kurtaracak diyelim. Ve kartlarım burada Yusuf, seç istediğini. Dın 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 dın. Aldım hemen kartı. Kopya çekmek yok. Evet, bak bunu biliyorsun. Gel şöyle kameraya da dönelim. İlk sorum da gelsin sana. Pilot kabininin diğer adı nedir? Pilot kabininin diğer adı. Bakma etrafa, arkadaşlarına bakıyor. Kopya çekmek yok dedi. Sonra da dönüp etrafa bakıyor. Ne deriz pilotun olduğu yere? Hiçbir fikrim yok. Uçağa biner misin çok? Yani iki kere bindim. Peki. Pilotun olduğu yere bir şey denir. Oraya denir ki. Hatta iki şey denir. Hiç fikrim yok. Söyleyeyim mi? Utanmam şu an. Utanma, heyecan böyle bir şey. Evet, pilot kabininin diğer adı nedir dedim. Hatta iki alternatifi var. Hadi ben söyleyeyim. Senin de şimdi aklına gelmiş olur ya da öğrenmiş olursun bilmiyorsan. Kokpit ya da pilot köşkü diyoruz. İlk defa. Duymuş muydun kokpit? Hayır. Olsun, maksat yarışmaktı. Bilgilenmiş oldun. Gülerek biraz böyle, şok oldum. Böyle olmasını beklemiyordum ya. Olsun, maksat yarışmaktı. Olur böyle şeyler diyelim. Tekrar karşılaşırsak yine yarışalım, tamam mı? Kolay gelsin. Hoşçakal, görüşürüz. Gençler bana enerji veriyor Recep'cim. Sana da veriyor mu? Enerjimiz ikiye katlanıyor. Nasılsın? İyiyim, sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, sağ ol. Çok da hoş bir hanımefendiyiz. Ne güzel. Öylesiniz, çok tatlısınız. Teşekkürler. Ne yapıyorsun? Ne var ne yok? Nasıl geçiyor günler? Günler sıkıcı geçiyor genelde. Niye sıkıcı? Sınava hazırlanıyorum, üniversite sınavına. Bayağı stresli bir yıldır diye düşünüyorum. Evet. Ne istiyorsun? Hedefin var mı? Mimarlık. Mimarlık. Biliyorsun mimarlığın da artık bir baraj puanı var. Evet, yüksek bir puan istiyor. Evet. Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışacağım. Peki çok çalış, olur mu? Evet. Peki bakalım, inşallah bu yıl böyle su gibi hızlıca akıp geçer. Neticesinde de mutlu olursun. İleride de mimar olarak karşımıza çıkar. İnşallah. Diyeyim. İnşallah. Peki bakalım, kartlarım var şöyle. Önce bir kart seç, sonra seni tanıyalım. Şu olsun. İsmin nedir? Yasemin. Yasemin'le yarışacağız. Yasemin'cim kimler destekliyor kamera arkasında seni? Arkadaşlarım destekliyor. O arkadaşlar kopyacı arkadaşlar biraz, onu söyleyeyim. Hayır, onlar... Onlar değil miydi? Değiller, hayır. Peki, kaç yıllık bir arkadaşlık? Kuzenim oluyor bir tanesi zaten. Diğeri de liseden arkadaşım, 4 senelik bir arkadaşım oluyor. Ne güzel, kuzenler de candır. Onların yerini hiçbir şey tutmaz. Tüm kuzenlerimi de öpüyorum buradan efendim. Ve soruna geçiyorum. Eski Türk filmlerini izler misin? Gene bazen izliyorum. Çok iyi. Peki hemen hatırlatalım. Gerçekten benim için Yeşilçam filmlerinin yerini hiçbir şey dolduramıyor. 360 ekranlarında da Yeşilçam filmlerini görebilirsiniz sıklıkla diyelim. Eski Türk filmlerinde zengin ailelerin kızlarına genellikle hangi sözle hitap edilir? Hanımefendi. Ama ne hanımefendi? Lady. Böyle kızlara. Şu an tam hatırlayamadım. Bir şey hanımefendi derler. Ne hanımefendi derler? Daha doğrusu hanımefendi demezler, hanım derler, bir şey hanım derler. Nazlı değiller herhalde. Ailelerin kızlarına yok, Nazlı hanım demezler. Bir şey hanım derler. Küçük hanım. Küçük hanım derler, geliyor alkışlar kocaman. Kafam karıştı. Ben de hanımefenden devam ettirdim, kusura bakma, küçük hanım derler. Peki, hatta böyle hatırlıyorum o küçük hanımları, Ayşecikleri, çok severim. Peki, ikinci soruya geçiyorum, renklerle aran nasıl? Ne gibi? Renkler. Yani sever misin renkli giyinmeyi? Renkleri bilir misin? Tabii bilirim yani. Peki, cam göbeği hangi iki rengin eşit miktarda karıştırılmasıyla elde edilir? Mavi ile yeşil mi? Mavi ve yeşil. Doğru cevap geliyor akşam. Bayılırım böyle. Çok güzel bir renk olur. Pırıl pırıl. Peki şimdi renkten gidince, mavi yeşil deyince benim aklıma tabii yaz ayları geldi. Denizler, güneş, deniz, güneş, kum. Cıvıltılar. Yazın tatil yapabildin mi? Ya bu sene yapamadım. Sınava hazırlandım. Sınava hazırlık çünkü erkenden başlıyor. Peki o zaman sıkıldığında, bunu aldığında üniversiteyi kazanmışsın ve yaz tatili yapıyormuşsun. O günleri düşün, hayal et. Evet. Ve çalışmaya devam et. Evet, kendimi öyle avutuyorum. Peki bakalım. Son sorum da şu sana. Köyden indim şehre ve Canım Kardeşim filmlerinin yönetmeni kimdir? Yine gittik eski filmlere. Öyle. Tam hatırlayamadım şu an. İzlemediğim için bilmiyorum. Köyden indim şehre. Çok güzel de bir şeydir aslında eski Türk filmleri arasında. Söyleyeyim mi? Düşünmek ister misin?
canım kardeşimiz demiştiniz bir de. Köyden indim şehre ve canım kardeşim filmlerinin yönetmeni kimdir diye soruyorum. E harfiyle başlıyor. 5'ten geri sayıyorum çünkü arkadaşların telefonu çıkardı, oradan bakıyorlar. 5. 4. Bilmiyorum. Üzülerek doğru cevabı veriyorum. Ertem Eğilmez olacaktı. Hakikaten Türk sinemasında önemli işlere imza atan bir yönetmendi kendisi. Kendine çok iyi bak diyorum. Maksat yarışmaktı. Renk kattın. Hoşça kal. Görüşürüz. Azıcık oturalım dedik atlı karınca manzarasında şöyle. İçim gidiyor onlara binmek için. Binsek mi arada Recep'ciğim? Binelim arada. Bindiniz mi? Binmedik. Gerçi almayabilirler Recep çocuklar için olduğundan dolayı. Peki nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Seni tanıyalım. Ben Uğurkul. Efendim duyamıyorum. Biraz sesini yükselt. Ben Uğurkul, arkadaşlarımla öyle geldim karne çıkışı. Peki ne güzel. Karneleri aldınız. Nasıl dersler? Dersler orta. Orta şeker. Peki evdekiler mutlu olacak mı, üzülecek mi? Yani olurlar herhalde. Beklentileri biraz düşüktü. Peki beklenti düşük olunca o zaman iyi bir şey bu senin için. Getirdiğin notlara tamamdır diyecekler. Şunu sorayım, üniversiteye mi hazırlanıyorsun sen de? Son sene. Ne istiyorsun üniversitede? Yıldız Teknik Gemi Makine Mühendisliği. Makine mühendisliği. Gemi ve makine mi dedi? Gemi makine. Gemi makine mühendisi. Peki kaçırdım, inşallah olur. Çok çalışman lazım. Çok teşekkür ederim. Peki genel kültürün iyi midir? Yani. Yani güveniyoruz kendimize. Orta şeker, bakalım neler olacak. Burada kartlar, seç istediğini. En öndeki kart geldi. Hemen şöyle aldım. İlk sorum şu. Ebeveynlerin hep sen oynarsın diyerek avuttuğu çocuk neyi paylaşmak istemiyordur? Sen hep oynarsın. Oyuncak. Oyuncak, doğru cevap geliyor alkışlar. Küçükken paylaşır mıydın oyuncaklarını, paylaşmaz mıydın? Hala saklarım. Gerçekten mi? Evet. İleride inşallah kendi çocuklarına verirsin. Öyle düşünüyorum, belki. Peki ne güzel. Arkadaşlarına vermemiş ama çocuklarına ayırmış sevgili seyirciler. Bazen benim şöyle bir huyum vardı küçükken. Kenarda duran bir oyuncağı alırdı kuzenim. Hemen oyuncak kıymetli olurdu benim için. Hemen onu oynamak isterdim. Vallahi onlar çok çekmiştir benden. Onlara da hep şey derlerdi. O senin küçüğün, ver. Nasılsa sen hep oynarsın diye. Peki ikinci soruya geçiyorum. Pulitzer ödülü kimlere verilir? Ne ödülü? Pulitzer ödülü kime verilir? Gazetecilere. Evet efendim, gazetecilere, edebiyatçılara, müzisyenlere verilen bir ödül. Pulitzer ödülü ama daha çok gazetecilikle bağdaşlaşmış bir ödül diyelim. Tebrik ediyorum. Son soruya geçiyoruz. Nerelisin? Trabzonof. Trabzonof. Gidiyor musun? Of ki ne of. Her sene gidelim. Ne güzel efendim. Tüm Trabzon'a, tüm Karadeniz'e selamlarımızı iletelim. Nasıl bir yer of? Bence çok güzel bir yer gerçekten. Nesini en çok beğeniyorsun? Havasını çok seviyorum. Mesela yazın gittiğimizde hava soğuk oluyor, nem olmuyor. İnsanları çok iyi, sıcakkanlılar. Yani misafirperverlikleri çok iyi. Peki efendim, Karadeniz insanı komik mi sence de? Yani konuşma olarak komik biraz. Konuşma olarak mı? Sen orada taklit edebiliyor musun, öyle konuşabiliyor musun? Hayır, edemiyorum. Peki o zaman, hadi geçiyorum son soruna. Atam tutam ben seni türküsü hangi yöreye aittir? Atam tutam. Evet, minareleriyle de ünlü bir şehrimiz. Minareleriyle. Bitlis mi? Bitlis doğru cevap geliyor alkışlar. 3'te 3 yapıyoruz efendim. Hemen gelsin market çekimiz. Şöyle takdim edeyim. Nasıl geçti yarışma? Heyecanlıydı, güzeldi. Heyecanlıydım biraz. Peki bakalım. Umarım güzel bir anı kalmıştır senin için. Uğurluyorum efendim yarışmacıma. Bizler devam ediyoruz. Çok tatlı bir maksat yarışmak izleyicim var efendim yanımda. Hanımefendi çok heyecanlıyım, çok heyecanlıyım dedi. Hatta ne yalan söyleyeyim, biz de biraz böyle toparlanıyorduk yer değiştirmek için. Hanımefendiyi kıramadık. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben deyim gelin kaçmayın ki yüzünüz de çıksın. Sizi tanıyalım. Ben ismim Fadime Çelik. Fadime Hanımcığım, ne güzel. İyi ki karşılaştık, iyi ki tanıştık. Ben çocukların adları ne? Buse Burak. Buse ile Burak, ne güzel. Allah sıralı nasip etmiş. Bir kız bir erkek. Evet, evet. Kaç yaşlarında var? Biri 20, biri 18. İnanamadım. Ben böyle küçük söyleyeceksin sandım. Maşallah efendim. Erken evlendiğimiz için öyle oldu. Erken kalkan erken yol alır derler efendim. Ama böyle bence benim annemle çok aramda, annem 23 yaşında doğurmuş beni.
böyle jenerasyon farkı arkadaş gibi büyüyoruz. Sizde de öyledir muhteşemiz. Evet evet. Peki şahane efendim. Evde biliyor musunuz sorularımı? Bazılarını biliyorum, bazılarını takılıyorum. Olur, normal. Evde izliyorum her zaman. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Var mı bir eleştiriniz, öneriniz? Yok, çok güzel. Bence çok güzel gibi. Çok sağ olun efendim. Şöyle kartlarım var. Buyurun seçin istediğinizi. Hadi başlayalım yarışmaya. Geldi aradan. Hadi inşallah. Ne olur. Tamam, yardımcı olurum. İlk sorum şu size. Halk arasında çok konuşan kişiler mecazen nasıl bir düdüğe benzetilir? Düdük. Hı, bir şeyli düdük deriz. Neyle düdük olabilir? Aslında dilimin ucunda ama. Ne söylediniz aslında şu anda? Dilli düdük. Dilli düdük. Doğru cevap. Geliyor alkışlar. İlk soruyu geride bırakıyoruz. Çok konuşkan biri misiniz de? Normal, yok o kadar. Normal dozunda, kimisi gerçekten nefes almadan konuşuyor bazen. Ben böyle bir onun yerine nefes alıyorum arada. Var mı çok konuşanlar etrafınızda? Var var. Tabii var. Olmaz mı? Peki. İkinci soruma geçiyorum efendim. O da şudur. Divan şiirinde din ve devlet büyüklerini övmek amacıyla yazılan şiirlere ne ad verilir? Hadi inelim lise yıllarına. Bir dönelim orada. Benim edebiyatım çok iyidir. Orada işte. Divan şiirinde. Evet, devlet büyüklerini övmek anlam. Hangisini kullanıyoruz? Din ve devlet büyüklerini övmek amacıyla yazılan şiirlere ne diyoruz biz? Kastamonu'nun K'siyle başlıyor. Kaside mi? Kaside doğru cevaptı. Tebrik ediyorum. Kocaman alkışlar geliyor. Kaç yıl geriye gittik? Evet. Bir hatırladık. Evet. Peki en iyi dersiniz hangisiydi? Edebiyat. Edebiyat. Peki ne güzel, ne güzel. Hatırlamış mıydın sen Recep Kaside'yi? Sen Sema? Tamam, herkes biliyormuş. Peki bakalım. Son soruya geçmeden şunu da sorayım. Nerelisini? Sivaslıyım. Sivas'ım diye başlayalım. Başlayalım mı? Hadi bir kuple söyleyin. Yani ve sesim pek güzel. Peki peki peki. Heyecan da var. Gitgide kızarıyor hanımefendi. Hadi Sivas'a selamlarımızı iletelim. Son. Kimler var Sivas'ta? Annemler falan var. Hepsine çok selam söylüyorum. Ne güzel efendim. Son sorum da şudur size. Osmanlı döneminde ilk banknotlar hangi padişah döneminde piyasaya sürülmüştür? Sultan kim olabilir? Süleyman mı? Değil. Sultan Abdülaziz. Abdül? Hamit Aziz. Abdül Muttalip. Abdül. Kim? Abdülleri sayıyoruz. Abdül. Abdül. Manisa'nın M'si. Abdül. Mecit mi? Evet efendim, geliyor alkışlar. Zor bir soru sormuşuz, bir parça yardım ettim o yüzden. Market çekimiz nerede? Market çekimiz burada. Hemen kaptım. Çok şöyle takdim edeyim, evdeki gibi miymiş yarışma? Aynen, çok iyi. Peki yaşasın o zaman, ne diyorsunuz bizim için? Maksat yarışmak olsun. Olduğu gibi bugün de maksat yarışmaktı sevgili seyirciler. Bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederiz. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Gözünüzü 360 ekranlarından bizlerden ayırmayın.